Herkese merhaba ve Oxygen Not Included'ın yeni bir bölümüne hoş hoşgeldiniz. Ee, geçen bölüm su arıtma testi yapmaya başlamıştık ki yorumlarda daha e, bunun için çok erken falan diye yazan bir sürü kişi olmuş. Bilmiyorum, bana tam zamanıymış gibi geldi ama e, yine de zaten geçen bölüm neredeyse yapmamız gereken her şeyi yaptık. Şu anda sadece e, bunları bitirmek kaldı. Yani e, çok fazla bir iş yok, çok önemli değil. Buraya ulaşamıyorlar galiba. Yok, direkt materyal yok yeterince. Tamam, önemli değil. Pekala, e, orayı hallettik. Şimdi sıradaki yapacağımız şey, mümkün olduğunca aşağı inip oradan kendimize bir e, şey bulmak. Petrol bulmak diye umuyorum bu bölüm. E, aşağı inmemiz için genel olarak bu bakteride bölgelerden geçmemiz gerekiyor. Fakat burada çok sok bölge var ve burada bakteri yok. Eğer e, donmadan veya bir sıkıntı gelmeden başlarına aşağı inebilirseler buradan yeterince. Bu bize kolay bir aşağı inme yolu sağlar. Evet şu anda planımız o. E, genel olarak aşağıda oluyor. Aşağıda eğer e, istediğimiz şeyi bulamasak bile lav falan bulabiliriz. Ki onu da bir şeyler ısıtmak için kullanabilirim belki. E, yani her türlü işimize yarar aşağı inmek. Ne olursa olsun. <laughs> Ama tabii ki her şeyden önce bir kendimize aslında e, kıyafet yapabilsek çok muhteşem olur. Doğru düzgün bizi hem soğuktan hem sıcaktan hem de özellikle bakterilerden koruyacak bir kıyafet. Fakat tek kıyafet yapmak kolay değil. Kıyafet direkt hiç bakteri gelmemesini sağlamıyor. Bakteri e, dayınıza değil kıyafetin üstünde gelmiş oluyor. Bu da ne demek? Bir şekilde kıyafeti de temizlemek lazım demek. Yani yapması biraz daha karışık bir iş düşündüğünüzden muhtemelen. Ee, onun için bir şeyler düşünmek lazım çünkü şu bölgelere gitmek istiyorum ben yakın zamanda Tamam ee, Şimdi şuradan aşağı ne bildiğimiz kadar inelim bakalım ne kadar inebileceğiz bilmiyorum Belki çok yakında bir petrol falan görürüz hemen erkenden ve onları yapmamıza gerek kalmaz Belki de öyle olmaz ama ee, şuralarda ne kadar kablo var Oo. Burada kablolara çökebiliriz aslında. Şurayı şöyle kıralım, şuradaki eşyalara çökelim, değil mi? Tamam. Şimdi bizim şu anda maden ısıtma sorunumuz var genel olarak, çünkü şuna doğru düzgün enerji gitmiyor ve yorum olarak genelde şey yazılmış, ee, hani buna giden enerji diğerlerinin e, yanından geçiyor denmiş. Yani e, o ne demek? Yani buna giden enerji önce bundan geçiyor. Dolayısıyla e, buna yeterince enerji gitmiyor diyenler olmuş. Ki bence eğer e, bunun elektrik azlığı nedeni oysa bile... ...gereksiz saçma. Çünkü hani e, baktığımızda bu kablolar 20 kW enerji alabiliyor. Ve bunlar maksimum 1000 enerji verebiliyor. Yani geriye 19 kalıyor. Hani bunların hepsini azalttığınız biri... ...hepsinden biner biner azaltalım bağladığımız üst üste hani. 19, 18... 17, 16, 15, hani mümkün değil buna enerji yetmemesi. Eğer nedeni oysa da e, saçma, direkt, acayip saçma ve mantıksız açıkçası. Hani o yüzden çok bir yorumum yok o konuda. Onaylamıyorum ama. <laughs> evet. Tamam, e, buraya giriş yaptık. Burayı niye kazanıyorum ben, bilmiyorum. Şuraları kazabiliyorken. Şurası kazılmıyor. Tamam. Evet şurayı kazamıyoruz. Ee, şu aşağıdan kazsam. Unknown diyor ve kazılmıyor. Normalde unknown bizden uzakta olan yerlere denir. Fakat biz buraya gayet yakınız. Bildiğin yakınım yani şu an. Dibindeyim şuranın. Ama orayı kazamıyoruz. Ve sırf orayı kazamadığım için de şuradan içeri giremeyeceğim. Bir çeşit bug galiba. Çünkü başka bir şey aklıma gelmiyor. Şu an bunu kazabilmem lazım. Ha, direkt buranın aşağısında da bakterili yer var ya. Yok, biz her türlü yapmamız gerekecek gibi görünüyor şu anda. Tamam. Tamam, tamam. O zaman en başta kendimize yeni bir bitki dikecek yer yapmamız lazım ve oraya bu defa ee, şey bitkisinden koyacağız. Bizim bu bakterili yerden topladığımız o diğer bitkiden koyacağız ve o Umarım bize kıyafet sağlayacak. Yani Timbleweed. Bizde zaten birkaç tane CD olması lazım. Peki bunu nereye yerleştireceğiz? Bir dahaki çiftliği, diğer çiftliği. Ee, yani o biraz sorun. Direkt bunun altına yerleştirebiliriz. Yani en mantıklısı o gibi geliyor bana. Şuradaki pump'ın falan yerini değiştireceğim ileride. Zaten şu anda çok fazla e, ihtiyacım yok. Onlara şurayı bir tamamen şöyle kazalım. Ve e, şuradan şunları da kazmamız lazım şöyle tamamını. Evet ve şuradan şöyle aşağı ineceğiz. Tamam. Şimdi e, şu anda ben bir süredir zaten devam ediyoruz bu şekilde. Buradaki bitkiler bizim bütün koloniyi beslemeye yetiyor. Ucu ucuna yetiyor ama yetiyor. Yani baktığımızda 10 tane kolonistimiz var ve 4, 8, 12, 16, 20 tane bitkimiz var. Yani genel olarak bir koloniste 2 tane bitki yetiyor ortalama doyurmak için. Yani yeni kişiler eklemeye başladığımızda oğulman hesaplayarak devam edebiliriz. Tamam. Burayı açtık. Tam yakınımızda bakteri var fakat buraya kadar çıkacağını zannetmiyorum. Ki zaten burada fazla dolaşmayacak bizim dayılarımız. O yüzden o kadar sorun değil. Şimdi buraya bir tane de alt kat yapacağız. Ee, fakat ondan önce şuraları kazmamız lazım. Tamam. Uyanınca kazarlar artık. Pekala şimdi yüksekliği burayla aynı olacak. Yani ee, şurasını tavan olarak sayarsak burayı. Ee, 1-2-3-4-5 5.den 1-2-3-4-5 5.den zemini çekmeye başlıyoruz ve şunları da kıracağız tabii ki yani alt katta da bizim e, bu diğer e, şeyler olacak bitkiler olacak bizim kıyafet yapacağımız bitkiler peki neden bunu alt kata koyduk bunun nedeni şu e, bu bitkiler karbondioksitte çalışıyor ya sadece karbondioksitle çalışıyor ya da hem karbondioksit hem de oksijende çalışabiliyordu tam hatırlamıyorum ona göre buradaki havalandırma sistemini biraz değiştireceğiz ama genel olarak buradaki bitkiler karbondioksit üretip aşağı atıyor hatırlıyorsanız hep. Bu da bizim kolay bir şekilde hem karbondioksit hem de oksijeni kullanmamızı sağlar. Eğer burada da karbondioksit yiyen bir şey olursa yani iyi bir sistem olur kısacası. Mantıklı bir şey olur. Doğru yapılırsa. Değil mi? Şimdi şuraları da hemen kaplayacağız ve yukarıdakine neredeyse birebir benzer bir sistem yapacağız buraya. Öncelikle su çekeceğiz buraya tabii ki. Suya ihtiyaçları olacak fakat galiba bunların kirli suya ihtiyacı oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani hem de kirli suyu kullanmamızın bir yolu olacak bizim için. Şimdilik ben sadece boruları hazırlayacağım. Buraya nasıl bir dizilimi yapabiliriz? Ee, şöyle olsun. 1 2 3 4 boşluk 1 2 3 4 boşluk 1 2 3 4. Tamam. 3 sıra. Zaten daha bunların hepsini dolduracak kadar e, olması mümkün değil bizde seed ama ilerisi için plan ve daha sonra şuraya da fazla hava geçirmeyecek bir kapı. Bunlar hemen icat edilecek ve icat edilecek diyorum inşa edilecek ve kullanıma hazır duruma gelecek tamam şimdi sıradaki adımımız e, wolframit mi wolframit mi kullanıyoruz şu anda şey için demir mi kalmadı bir dakika ne ve diğerli maden ona harcamayın e, evet hiç demirimiz kalmamış ha huh. Tamam, bir yerden metal, demir falan elde etmemiz gerekiyor. Şuraları kazalım. Ee, başka nerede var kolay alabileceğimiz? Şu ikisi var. Ee, başka, 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 herhangi bir metal. Şurada bir tane var. Şurada bir sürü demir var. Şuraları kazdırabilirim. Hatta kazdırıyorum şu anda. İhtiyacım var. Niye yamultuyorum ki? Hı. Tamam. Oralar bir alınsın o zaman. Oradan çok yakında daha fazla maden alacağızdır. Ve o fazla madenlerle de daha mantıklı malzemelerle yapabiliriz. Yaptığımız aletleri. Tamam. Orası tamam bitti. Ee, şimdi sıradaki adımımız ne yapacağız? Buralara birkaç tane yerleştirmek. Gerektiği şeylerden. Onun için ise food'a geliyoruz. Food'da olsa gerek ve... hydroponic Farm diyoruz. Bunu şimdilik en sağa koyacağım. Bir tane olsa yeter şu anda. Çünkü yanılmıyorsam bir tane seed'imiz var. Ve bu da en yakın zamanda inşa edilecektir umarım. Evet. Bakalım kaç tane varmış. Ee, sleet bitimiz var. Baumlele var. Aa Timble Reed CD'miz yok mu? Vardı. Onu anlaşılan bir yerde bir şekilde kaybetmişim ben. Eee Evet. Maalesef e, pek bir fikrim yok. Nasıl yapacağımızla ilgili bunu. Evet bir yerden Timble Reed bulmamız lazım şu anda acilen. Peki Timbreed ne istiyormuş? Bakalım. Oksijen, polluted oksijen, karbondioksit, polluted water, water her şeyi kabul ediyor. Herhalde. Ee, yani. Evet, evet. Ha, dur. Kesin polluted water harcıyormuş. Evet. Bir cycle'da 160 kilogram polluted water harcıyor. Sorun değil. Ee, evet. Tamam. Ne yapmaya çalıştığımızı biliyoruz. Şimdi sadece Timble Reed almamız lazım. Şurada var fakat... Çok yakında bir sürü bakteri var. Çok riskli bir şey bu yaptığım ama... Ee, direkt onu alıp çıksak bence hiçbir sıkıntı olmaz. İnanıyorum. Hiç kimse mikrop kapmayacak eminim. Bir dakika bir oyunu kaydedelim de... Eğer... <laughs> e, bir sıkıntı yaşarsak... Geri dönebiliriz. Ama bize çok yakın baksanıza hemen şurada. Tamam hemen... Hemen 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 hemen. Kap gel onu. İki tane de Timber Reed seed var. Bak bak bak. Biraz daha depo da yapmam lazım benim. Ee, şöyle yapalım. Depo. Tamam. Daha fazla depomuz da olmuş olur. Çok da güzel olur. Yani burasının sıcaklığı biraz daha fazla olduğu için tam buraya kadar ulaşamamışlar. Azıcık bir şey var. Çok azıcık bir şey var. Ee, buraya gelen herhangi bir elemanımıza bulaşır mı bilmiyorum. Bulaşmaz diye tahmin ediyorum. Hemen onu alıp çıkacağız çünkü orada uzun süre durmayacağız. Normalde hani dezenfekte etmek için bir yer yapsam, ondan sonra özel kıyafet yapsam falan çok daha iyi olur. Fakat özel kıyafeti bu olmadan yapamıyorum zaten ama en azından bir dezenfekte alanı yapsam işimizi garantiye almış olurduk. Ama yapmadım. <laughs> Ee, ve şu kadarcık 3 blokluk mesafe içinde yapmayı planlamıyorum. Şansımızı deneyeceğiz. Tamam. Ben inanıyorum. İnanıyorum. Yani sonuçta bu bitkilerden eğer yeterince fazla yaparsak bu bizim kirli sudan kurtulmamızın bir yolu. Ki şu anda kirli sudan kurtulmamız çok şimze yarar. Acayip şimze yarar. Kurtulmamız lazım. Doğal yollarla kurtulmak müthiş olur. Açıkçası. Enerji üretme sistemimiz gayet... Müthiş bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Ve e, bu yukarıda hala tonlarca natural gaz var. Yani bir tane geyser dört tanesini çalıştırıyor gibi. Şaşırtıcı. Evet ve gitgide yaklaşıyoruz buraya. Ve de bam. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, şunu ilk başta ııı e, Auto Harvest diyeceğim ve de Uproot diyeceğim. Daha sonra bu yerde duran şeyleri bir an önce en yüksek öncelikle eve götürelim. Çünkü burada bu Timble Read Seedler var. Ve daha sonra bunlara da şuradaki ayarlarının aynısını yapacağız. Copy Settings ve burada da bir sürü depolama alanımız var demek oluyor bu. Böylelikle artık umarım ee, oradan Timble Seedleri alabiliriz. Evet. Şu anda birkaç tane Reed Seed'imiz var. Ve bu da demek oluyor ki işimizi yaptık. Tamam. Millwood Seed. Ee, herhangi birisinde bakteri var mı? Yok. Yok 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 yok. yok Herkes çok iyi durumda. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tamam. Burayı daha sonra geri kapatacağım. Buraya herhangi bir bakteri gelmesini istemiyorum çünkü. Ee, dolaylı bir yolla veya direkt olarak hiçbir türlü Şunu en yüksek öncelikle yapmadım mı ben? Niye hala kimse almaya gelmiyor bunu? İşte. Ee, hani direkt olarak kontrol etmediğimiz için böyle bir sıkıntımız da var. Çünkü hani direkt. <laughs> en yüksek öncelikle yaptığım şeyi yapmıyorlar şu anda. Etraftan rastgele malzeme topluyorlar. Bir de 9 yaptım yani gördünüz biraz önce. 9'a bastım. Şöyle tıkladım bir daha tıklayayım. Ama keyifleri ne zaman isterse yani bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Evet hala kim almaya gelmedi. Gece olmak üzere. Şaka gibi ya. Şaka gibi. 9 yaptım ya. En yüksek öncelikli yaptım. Başka bir şey de yapamam ki. Hayret bir şey. Etraftan rastgele eşya topluyorlar şu anda. Sırf daha fazla depolama alanı yaptım diye. En yüksek öncelikli 9'da koyduğum. Eşyayı almıyorlar etraftan rastgele eşya alıyorlar onun yerine şaka gibi Aldıramıyorum şurayı boşu boşuna burada bakteriler yayılacak gitgide Neyse ee, biz o zaman Şimdilik Burada muhtemelen boşa gidecek olan timble reed seedleri Ve reed fiberları Bırakıyoruz çünkü hiçbir şekilde şu anda bu arkadaşlara onu aldırtamıyorum Almıyorlar Ne yaparsam yapayım ee, onun yerine biz artık buraya biraz daha şunlardan koyalım bari. Başka yapacağım bir şey yok. Çünkü almıyorlar. Ayrından yapalım aynen. Tamam burası çok mantıklı olmamış olabilir. Şunu bir blok yükseğe alabiliriz. İlerleyen vakitlerde. Bunlar olduktan sonra buraya bir de bizim kirli su çekmemiz lazım. Şimdi kirli su çekmek için buraya bir tane de pump bağlamamız gerekiyor. Pump bağlamak da bir tane de elektrikli alet demek. Şimdi burası ne kadar? Ee, maksimum kullanımı 1000. Yani buraya pek bağlayamam açıkçası bunu. Evet tam maksimum kullanımda. Buraya ayrı bir hat mı çekeceğiz? Ee, galiba. Gıcık ya. Hmm. Öyle görünüyor. Ayrı bir tane daha hat çekmem gerekecek buraya. O hattı nereden çekebiliriz onu düşünüyorum. Ee, direkt şuradan geçirebilirim. Şurası çok dolu bir yer değil. Şöyle. Şu aradan. Değil mi? Niye olmasın? Yani şöyle yapacağız. Ee, bir tane daha şundan yapacağım buraya. Şu arkadaştan. Ee, bunu nereye yerleştireceğim ama. Şuraya koyalım. Daha sonra da Power'dan kalın kabloları şöyle dolaştıracağız. Ve daha sonra normal wire'la şöyle yapacağız. Mis. Oldu. daha sonra buraya bir tane pump. Tamam. Pampa elektrik bağlıyoruz. Daha sonra normal borularımızı bağlıyoruz. Şunları kırabilirim ayrıca. Niye bunlar hala kırılmamış? Direkt şurayı kırabiliriz ya. <laughs> Şimdi fark ettim. Ee, muhtemelen buraları kırarken şu ara bağlantılarını falan da kıracaklar. O yüzden onlara da bir göz kulak olmam lazım ama. Şuraları kıracağız. Bunlar kırıldıktan sonra bunların olduğu yerden geçireceğim. Bu tarafa doğru bir kirli su e, kaynağı. Bir bakalım. Ee, plumbing. Neredesin? Evet buradaki normal geçişler de kırıldı. Ee, direkt şunu bağlayalım. Hemen bağlayın. Yoksa tuvaletler gitti şu anda. Yine ne yapmaya başlayacaklar. Ama yine bunu bağlamak yine rastgele şeyleri alacaklar daha sonra etrafa alt, etrafa tuvaletlerini yapacaklar bence ben öyle tahmin ediyorum ya da öyle bir şey yapmadılar bravo size tamam harikasınız sizinle gurur duyuyorum bugün altınıza yapmadınız tamam peki ee, tuvaletlerimiz falan çalışıyor demek kimse tuvalete gitmedi o yüzden biraz endişeliyim ama. Çalışıyordur herhalde. Bir sıkıntı yok. Çünkü sıvı girişi çıkışı var. Yani. Food shortage diyor. Food shortage olduğu anda zaten e, burada şeyler oluyor. Millwood'lar yetişmeye başlıyor. Yani sıkıntı değil. Buradaki şeyleri hala almamışlar. En yüksek öncelikte olduğu halde. Yani. Tamam. En azından bu hazır. Daha sonra bu arkadaşı Şöyle buradan geçireceğiz. Bakalım. Şu boruyu kullanamam çünkü bu boruda sıvı soldan sağa doğru akıyor. Aynı anda bir boruda hem soldan sağa hem sağdan sola sıvı akışı yapamıyorsunuz. O çalışmaz, direkt mantıklı bir şey değil. O yüzden ikisini ayrı ayrı çekmem lazım. Bu şuradan geçecek. Tamamdır. Ve daha sonra ee... hmm. bunu nereden dolaştıracağız? Direkt şu içeriden geçireyim aslında. Değil mi? Daha mantıklı olur. aynı. Direkt bu içeriden geçsin. Şöyle Şöyle uzansın. Daha sonra buradan aşağı insin. Ya da şuradan. Ama buraya e, onların inşa etmeleri zor olur. Çünkü direkt yetişebilecekleri bir yer yok. Çalışanların. O yüzden öyle yapmayalım. Şuraya bir yeniden şey koyalım. Tamam. Direkt şuradan geçireceğim o yüzden. Liquid bridge. Daha sonra şöyle. Ve plumbing. Ve de bam. Bam. Tamamdır. Bunlar oldu ve e, artık canları isteyince onları da yaparlar diye umuyorum. Tamamdır. Yapmaya başladık. Hala buradaki seedler alınmadı. Onlar muhtemelen hiçbir zaman alamayacak. Ya da ben bunları dikmek için istek gönderdiğim zaman belki alırlar artık sonunda. E, tamam. O zaman e, bu bağlantı bağlanır bağlanmaz bunları yetiştirmeye başlayabiliriz. Bu Bunlar niye bu kadar gerekli? Çünkü her türlü kıyafet yapımında kesin gerekiyor bu Timberweed. Ki kendimizi bakteriden korumak için de kıyafet gerekiyor. Yani bakteriden korunmak için bakterilere kafa atmanız gerekiyor oyun başında. Biz burada daha güvenli bir yerde bulduk iyi ki. Direkt bak acayip fazla bakteri olan bir yerin ortasında olabilirdi tek bulduğumuz bitki. O bakımdan şanslıyız. Fakat yine de bunları yetiştirmemiz şart. Oyundaki en önemli bitkilerden biri. Oyun başından sonuna kadar tek kıyafet yapacağımız malzeme bu. Çok önemli yani gerçekten. Şuraya yetişemiyorlar. Şuraya da bir tane merdiven yapmamız lazım. Ha. Ve oradaki depolarda doldu. Keşke daha fazla eşya depolayabilen bir alet olsa. Yok ama. Tamam. Ee, yakın bir zamanda artık ona dolaşabilirler ve onda halledince buralara bitkilerimizi dikeceğiz ve daha sonra şu yukarıda boş bir yere muhtemelen şu bölgeye. Kıyafet yapacak alan yapacağız. Tamam. Evet. Tamamdır. Artık buraya e, sıvı geliyor. Gördüğünüz gibi kirli su şu anda e, buradan çekiliyor ve buraya geliyor. Ve buradaki her yere eşit olarak dağılacak, birikecek ve buradaki yerlere sıvı sağlayacak. Aynı zamanda kendi su depomuzu da birazcık azaltmış oluruz. Kirli su depomuzu. Şimdi bunlar hazır olduğuna göre ee, direkt havalandırma hazır olduğuna göre buraya artık bu bitkileri dikebiliriz. Ki 36 dereceye kadar da yaşıyormuş bunlar, çalışıyormuş. Ki burası 30 derece ideal. Her şey ideal ve o zaman plant ve plant ve plant 3 tane. Ve böylelikle onlar hazır. Neredeyse Evet şimdi alıyorlar. Sağol. <laughs> Peki. Üç tanesini buraya yerleştirdik. 21 ila 36 derece olması lazım diyor. Ee, öyle zaten. Ha 21 21'miş şu an. Tamam. Ee, şu aşağı taraf soğuktu. Orada durduğu için e, soğumuş bu. Bitkiler şu anda buraya gelince ısınıyorlar gitgide. Zamanla sıcaklıkları tam olarak çevreyle aynı e, sayıya gelir ve büyürler. Şimdi işin kötü yanı bunlardan sadece %30 olasılıkla yeni tohum çıkıyor. Eğer bu arkadaşlar ölene kadar yeni tohum çıkmazsa ki çıkmayabilir. Bayağı da olasılık var. Bizde bunlar gitgide azalacak sonra bitecek. Yani işimiz şu an tamamen şansa kaldı. Sonuçta ne kadar çok olursa o kadar fazla seed şey çıkma olasılığı da artar. Bu 3 tane az varken en çok e, önemsememiz gereken şey o. E, yani buna galiba karbondioksit vermemiz daha iyi oluyor genel olarak. Fakat şu anda buraya herhangi bir karbondioksit e, taşıma gibi bir şansım yok. O yüzden bunlar büyüdüğü gibi büyüyecek. Bir bakalım bir gaz şeyine, şekline. Ha, natural gazdan rahatsız oluyor bunlar karbondioksitten değil de. Tamam. Natural gaz çünkü bunun büyüme şeylerinde yok. Evet, bakın. Evet, evet, evet. Tamam. Sonra anladım. Buraya natural gaz nereden geldi bilmiyorum. Muhtemelen şu bizim durmadan gaz çıkaran bir şey var ya, dayı var ya, o durmadan buralara natural gaz getiriyor. Normalde natural gaz gelmez buralara. Natural gaz normalde böyle kafasını estiği gibi oluşan bir şey değil. <laughs> yani Muhtemelen e, bir dahaki bölüme başlar başlamaz ben o durmadan gaz çıkaran dayı kimse bizim elemanlarımız arasında onu bulacağız ve onu öldürteceğiz. Ve kendimize yeni bir eleman alacağız onun yerine. Çünkü bana şimdiye kadar çok çok fazla alanda çok çok fazla sorun çıkardı o ve sorun çıkarmaya da devam ediyor şu anda hala. Hoş değil, hoş değil. Ki özellikle zaten e, kaç tane çıkmadığını çıkacağını bilmediğimiz bir şeyin. Bazen çalışmamasını sağlıyor ki bunların e, yaşamı sınırlı. Çalışsa da çalışmasa da diktikten sonra 8 gün sürüyor ve ondan sonra ölüyorlar. 8 gün içinde bunları kaç defa büyütebilirsek o kadar fazla tohum alma şansımız var. Yani bunların büyümesinin durması bizim için ölüm direkt Daha kötü bir şey yok. O yüzden çok dikkatli olmak lazım o konuda. Şuradan natural gazı çıkarttım şimdilik. E, artık daha rahat bir şekilde büyür bunlar ve sıvılar falan da gayet iyi bir şekilde e, büyüyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Tamam? Harika. Bu bölüm burada da bitirelim. E, bu bölüm kendimize Timber Reed farmı yaptık ve birazcık da kendimize şuralarda bir şeyler bitirdik. Çok fazla olmasa da fakat bölümün asıl şeyi tabii ki Timber Reed farmıydı. Bir dahaki bölüm ne yapacağız? Bir dahaki bölüm dediğim gibi şu gaz çıkartan eleman kimse şu anda hatırlamıyorum hangisi olduğunu onu öldüreceğiz kesinlikle. Ve kendimize yeni birkaç kişi daha alacağız. Ve buradaki farmamızı büyüteceğiz bir de. Çünkü yemeğimiz yetiyor, oksijenimiz yetiyor. Şu anda hani yemek ve oksijen konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Sıfır. Ve bu ikisi sorun olmadığında bu da kendine yeni eleman al demek oluyor bu oyunda. Yani yeni kişiler alacağız. Yatak odasını büyüteceğiz. Ve bir dahaki bölüme kadar bunlar da yeterince büyümüş olur. Kendimize kıyafet de yapacağız. Bu mikroplu yerlerde gezebilmek için. Bir dahaki bölüme hepsini yetişir miyiz bilmiyorum ama daha büyük yatak odası. Timber Reed Farman'ı büyütüp bitirmek. Kıyafet. Dezenfektör odası. Kıyafeti çıkarırken kullanmak için ve bu tarafa geçerken. Ve işimiz bitiyor daha sonra. Petrol aramaya çıkabiliriz. Mis gibi. Tamam. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için. Ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Ve bay bay.